Başkent Ankara'mızdan Kızılca Gün TV'den tüm izleyicilere tekrar merhaba. Daha önceki videolarımızda Atatürk neden Atatürk konusuyla ilgili Atatürk'ün hayatından özellikle askeri kariyerinden kesitler alarak neden onun büyük bir zat olduğunu anlatmaya çalıştık. Bugün de aynı minval üstünde devam edeceğiz fakat askerlik hayatını belli bir yerde bıraktık. <laughs> tüm videolarımda Yaptığım gibi burada tekrar alerjen uyarısını vermek istiyorum. Bu video aşırı derecede Atatürk sevgisi ve saygısı içerir. Alerjisi olanlar seyretmesin. Kendinizi üzmeyin. Çünkü o büyük kişinin büyüklüğü siz ne düşünürseniz düşün değişmeyecek. Ben de onun büyük olduğunu, büyük olduğu için anlatmaya devam edeceğim. Şimdi Atatürk'ün askeri kariyeri hepimizin bildiği gibi Büyük Taarruz neticesinde İzmir'e geldi Türk orduları. Peşinden Mudanya mütarekesi imzalandı ve askeri safası bitti Kurtuluş Savaşı'nın. Peşinden üzücü bir olay gerçekleşti. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım 14 Ocak 1923 tarihinde vefat etti. Atatürk İzmir'e geldi. 15 gün sonra da Latife Hanım'la ...Mustafa Kemal evlilik yaptı. Böyle bir hayatı sürdürürken... ...17 Şubat itibariyle başlayan bir İzmir İktisat Kongresi var. Yani aslında fikri temelleri daha önceden atılmış, hazırlıklar yapılmış. Atatürk annesini kaybediyor, cenazesini kaldırıyor... 15 gün sonra evleniyor ve 15 gün sonra da İzmir İktisat Kongresi başlıyor. Bu kongrenin başkanlığına Kazım Karabekir Paşa seçiliyor. Çeşitli farklı iş kollarından olmak üzere yaklaşık 1200 kişilik bir katılım var. O tarih itibarıyla 1923 yılının e, Anadolu'sunda bin küsür kişinin katılabileceği bir konferans hayal edin. Düzenleniyor. Buradaki önemli amaç, bu arada tarihe dikkat edin lütfen. Ee, henüz e, Yunan denize döküleli 4 ay olmuş ve Lozan Anlaşması'nın yapılmasına da 5 ay var. Yani daha ortada aslında devletin varlığı bile şüpheli. Devlet mi değil mi o bile belirsiz. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanıdır. Türkiye'yi ya da o zamanki durumda ülkeyi, meclis hükümeti idare etmektedir. Amaç artık muharebe bitmiştir. Bunun peşinden toplumsal kalkınma gelmelidir. Ve bunun için ne yapalım şeklinde beyinlerin bir araya gelmesi ve bunun üretime yöneltilmesi maksadıyla bir, toplantıdır. Biz buna Misak-ı İktisadi de diyoruz. İzmir İktisat Kongresi de diyoruz. Birinci İktisat Kongresi de diyoruz. Ee, burada dikkat edilmesi gereken ve o zatın büyüklüğünün yansıdığı önemli şeyler var. Size şimdi açış konuşmasının ilk paragrafını okuyacağım. Ne demek istediğim çok net anlaşılacak. Efendiler, Aziz Türkiye'mizin iktisadi yükselme gereklerini aramak ve bulmak gibi vatani, hayati ve milli bir kutsal amaç için bugün burada toplanmış olan sizlerin saygıdeğer halk temsilcilerinin karşısında bulunmakla çok mutlu ve sevinçliyim. Bu cümlenin zerafetine ve içtenliğine bakar mısınız? Temsilcilerin karşısında olmaktan mutluluk duyuyor. El Muzaffer daima bir komutandan bahsediyoruz. Elbisesini yeni çıkarmış. Sivil halkla haşır neşir olması konularında öyle çok büyük bir tecrübesi yok. Ve gelen insanlara saygı gösteriyor. Gelenler kim? Her iş kolundan bir takım temsilciler. İkinci cümle. Bakın ikinci cümlede bütün her şeyi özetliyor. Açış konuşması birinci paragraf ikinci cümle. Efendiler uzun ihmallerle ve derin ilgisizlik ile geçen yüzyılların iktisadi yapımızda açtığı yaraları tedavi etmek, tedavi çarelerini aramak ve bu memleketi bayındırla, milli bir rahatlığa, mutluluğa ve servete ulaştıracak yolları bulmak için gerçekleşecek çalışmamızın çok kıymetli ve başarılı sonuçlara ulaşmasını dilerim. Osmanlı'nın neden geri kaldığını, Halkın neden fakir olduğunu tespit etmiş, ilgisizlik olduğunu biliyor. Bunun yapılabilmesi için de tedavi yöntemlerini aramak için sizi buraya topladık diyor. Birinci paragraf ikinci cümlede bütün niyetini ortaya koymuş. Şimdi o günkü toplantı birinci oturum saat 10'da başlıyor ve 11 çeyrekte bitiyor. 1 saat 15 dakika. Bu 1 saat 15 dakikada 12 tane madde görüşülüyor ve karar alınıyor. Şimdi bu 12 maddeyi size Türkçeleştirilmiş olarak söylüyorum. Bugünkü Türkçe ile çünkü biraz ağır. Ve bu 1 saat 15 dakikada aldıkları kararların ne kadar isabetli, ne kadar doğru olduğunu görmenizi istiyorum. Birinci madde. Türkiye milli hudutları dahilinde lekesiz bir istiklal ile dünyanın sul ve terakki unsurlarından biridir. İkinci madde. Türkiye halkı hakimiyetine kanı ve canı pahasına elde ettiğinden hiçbir şeye feda etmez. Yani özgürlüğümüz ön plandadır diyor. Ve milli hakimiyete sahip olan meclis hükümetine de sahiptir burada aslında kapitülasyonlara dair ne yapacağını işaret veriyor. Bakın daha birinci oturum ilk dakika plazalarda iş toplantısı yapan arkadaşlara sesleniyorum. Düzenleyen kişilere sesleniyorum. Sabahtan akşamlara kadar yapılan toplantılar sonuçsuz toplantılardan bahsediyorum. Bakın savaştan çıkılmış iktisat kongresi toplanmış birinci oturumun ilk 1 saat 15 dakikasında alınan kararlar. Üçüncü madde. Türkiye halkı tahribat yapmaz, imar eder. Bütün mesai ekonomik olarak memleketi yükseltmek gayesine yöneliktir. Biz çalışacağız ve üreteceğiz diyor. Türkiye halkı sarf ettiği eşyayı mümkün mertebe kendi yetiştirir. Milli üretimden bahsediyor. Çok çalışır, vakitte, servette ve İthalatta israftan kaçınır. Tasarruf. Milli üretimi temin için icabında geceli gündüzlü çalışır. Beşinci madde. Türkiye halkı servet itibariyle altın hazinesi üzerinde oturduğuna vakıftır. Vatanını sevme derecesi. Biz altının üstünde oturuyoruz diyor. Memleketimiz bu kadar zengin diyor ormanlarını evladı gibi sever. Bunun için ağaç bayramları yapar. Yeniden orman yetiştirir. Çevreci, savaştan çıkmış yeni bir ülkeden bahsediyoruz. Madenleri kendi milli ihtisa, istihsali için işletir ve servetlerini herkesten fazla tanımaya çalışır. Madenlerin milli işletilmesinden bahsediyor. Altıncı madde. Hırsızlık yalancılık, riya ve tembellik en büyük düşmanımızdır. Herkese duyurulur. Taassuptan uzak, dindarane bir selabet her şeyde esasımızdır. Dindar olacağız ama taassuba düşmeyeceğiz diyor. Her zaman faydalı yenilikleri severek alırız. Yeniliklere açık olacağız diyor. Türkiye halkı, burası çok önemli, mukaddesatına, topraklarına, şahıslarına ve mallarına karşı yapılan düşman fesat propagandalarından nefret eder ve daima bunlarla mücadeleyi bir vazife bilir. Bu bir iktisat kongresinin ilk oturumun, birinci oturumun, birinci saatinin ilk 1 saat 15 dakikasında alınan kararların içinde yer alıyor. Madde 7. Türkler irfan ve marifet aşığıdır. Türk her yerde hayatını kazanabilecek şekilde yetişir fakat her şeyden evvel memleketinin malıdır. Memleketinin malıdır, yerli malı. Türk insanı toprağına bağlıdır. Ve çok önemli bir şey, marife verdiği önem nedeniyle Mevlüdü Şerif Kandil günü, aynı zamanda bir kitap bayramı olarak tertip edilmiştir. Yani bugünlerde durup kitap okuyacağız diyor. Madde 8 Türk mikroptan, pis havadan, salgından ve pislikten çekinir. Bol ve saf hava, bol güneş ve temizliği sever. Ecdat mirası olan binicilik, nişancılık, avcılık, denizcilik gibi bedeni terbiyenin yayılmasına çalışır hayvanlarına da aynı dikkat ve ehemmiyeti göstermekle beraber cinslerini düzeltir ve miktarlarını çoğaltır. Bir maddede bir toplum ancak bu kadar ülkesine faydalı olmaya, çevresine faydalı olmaya yönlendirilebilir. 9. Türk dinine, milliyetine, toprağına ve hayatına düşman olamayan milletlere daima dosttur satına düşman olamayan milletlere daima dosttur. Ecnebi sermayesine aleyhtar değildir. Yabancı yatırımcı gelebilir. Hiçbir sıkıntısı yok. Ancak kendi yurduna, kendi lisanına ve kanununa uymayan müesseselerle irtibatta bulunmaz. Yabancı sermaye gelebilir. Ancak benim koyduğum kaideyle. Madde 10 Türk açık alın ile serbestçe çalışmayı sever. İşlerde hisar istemez. Yani tekel istemez. Ama devlet tekel kurar. Türkler hangi sınıf ve meslekte olurlarsa olsunlar candan çalışırlar. Türk kadını ve kocası çocuklarını bu milli iktisada göre ve misaka göre yetiştirir. Bakın ilk oturum, ilk celse ilk 1 saat 15 dakika ve 12 maddesinden bahsettik. Elbette e, İzmir İktisat Kongresi'nin bazı eksikleri vardır. Temsilde sınırlı veya problemli olduğu alanlar vardır. Bunlar eleştirilebilir. Ancak bir devletin henüz kuruluş safhasında gösterdiği bu çaba gerçekten takdire şayandır. Ve bu işin yapılmasında bir önder vardır. Bu önder de büyük önder, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ee, sadece tek bu bu, bu faaliyet Atatürk'ün neden Atatürk, Atatürk'ün neden büyük Atatürk olduğunu açıklamaya yeter. Bir kişinin hayatında böyle bir e, konferans düzenleme yazıyorsa CV'sinde, o insanın büyük olduğu konusunda şüphe götürmez ki onun hayatındaki parçalardan sadece bir tanesi bu. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Teşekkür ederim.